etti. Tabii Kıbrıs Harekatı'nın önemi şurada bir de. Biraz evvel siz çok güzel ifade ettiniz. Bana ne Amerika'dan diyor Derbakan Hoca diye. Tabii bunu sözle söylemek de güzel ama asıl bunu fiiliyata dökmek önemli olan ve fiiliyatta bunu uygulamak, icraata dökmek her baba yiğidin harcı değil ama Erbakan Hocamız bunu Kıbrıs Harekatı ile gösterdi. Çünkü o dönemde Amerika dedi ki siz kim oluyorsunuz da Kıbrıs Harekatı yapıyorsunuz? 6. filoyu Akdeniz'de karşınızda görürsünüz. Uçak gemilerimizi göndeririz. Kaldı ki bunu yapsanız bile arkadan ambargoyla sizi perişan ederiz. Bizzat Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sisko Türkiye'ye, Ankara'ya geldi. Gece 2'de Sayın rahmetli Bülent Ecevit'i yatağından kaldırdı. Başbakanlığa çağırdı. Başbakanlıktan Bülent Ecevit Bey rahmetli Erbakan Hocamızı arıyor. Diyor ki Necmettin Bey, Sayın Erbakan hemen kalkın başbakanlığa gelmeniz lazım. Hayırdır ne oldu? Ya Sisko geldi. Sisko kim ya bir Erbakan Hocam? Gerçekten de tanımadığı için. Diyor ki Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı ya diyor bizim Dışişleri Bakan Yardımcımız yok mu? Gitsin onunla görüşsün. Biz niye görüşüyormuşuz diyor. Bu tavrı sergilemek tabii önemli bir olaydır ve kolay bir şey değildir. Bedel ödemeyi gerektirir ki Erbakan Hocamız bu bedeli ödemeye hazırdı. Bütün bunlara rağmen Amerika değil bütün dünyada karşımıza çıksa biz bu harekatı yapacağız dedi. Harekat